Herkese merhabalar. Sana da merhaba Kamil. Nasılsın bakayım canım? İyi misin? Merhabalar hocam. Çok iyiyim. Gerçekten matematik öğrenmek için çok çok hevesliyim. Aslanım benim, koçum. Şimdi bu ikinci tür bizim videolarımız. Bu tarz videolarda, bu tür videolarda sade soru çözümü olacak. Yani sorularımız olacak ve çözümlerimiz olacak. Bu videolardan iki farklı türde yapacağız. Birinci türde ki şeylerimiz kolay ve orta seviyede. Şimdi kolay ve orta soru çözümlerini yapacağız. Bir de orta ve zor seviyedeki sorularla alakalı çözümler yapacağız. Dolayısıyla ondan önce de zaten konu anlatımlarımız olacak. Dolayısıyla da biz Canım Hocam Akademi'de tüm derslerde, biz şimdi sadece matematiği yapıyoruz ama tüm derslerde hem konu anlatımları olacak hem soru çözümleri olacak. Soru çözümleri de iki farklı grupta olacak. Birincisi kolay orta, diğeri de orta zor. Ve ileriki süreçlerde sürprizlerimiz olacak. Nelermiş o sürprizler? Neler hocam sürprizler? Nelermiş? Haniymiş nelermiş? O sürprizlerimizde sizden soruları alacağız. İstek sorularımız olacak. Biz de sizden gelen soruları çözeceğiz. Bu çok güzel bir şey. Mükemmel bir şey. Ve bu sene sınava tam tamına hazırlıklı gireceğiz. Eksiksiz gireceğiz. Gelsin bakalım sorularımız. Şimdi biz çarpanlar ve katları gördük. Şimdi bu dersimizde çarpanlar ve katlarla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Sade soru olacak bu videoda. Evet, başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz. Şimdi çarpanla, bir de bu soru çözüm videolarında, bu bizim artık anlatım tekniğimiz olacak. Soru çözüm videolarında arada böyle küçük küçük hatırlatmalarımız, küçük küçük özetlerimiz olacak. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz diyor. Çarpanla hangi kelime aynıydı? Bölen. Bölen, aferin. Çarpan demek, bölen demektir aynı zamanda. Çarpan ve böleni ilk etapta nasıl buluyorduk Kamil? Bunları hocam ağaçla buluyorduk. Ağaç. Ağaçla. Aklımda ağaç kalmış ya. Tamam. Bakalım şimdi ağacımızı çizelim. Çizelim bakalım. Şöyle yapıyorduk Kamil'ciğim. Önce 1 ile başlıyoruz. Bu fix. Bu evet. Standart. 1 çarpı 12. 12 verir. Doğru mudur? Evet. 1 ve kendisi her zaman çarpandır hocam. Aslanım benim. Daha sonra 2'yi değil mi? 2 çarpı 6. Daha sonra 3 çarpı 4. Daha sonra 4 çarpı 3. Dıdıdıdıd diyorduk. Ne diyorduk? Dıdıdıdıd diyorduk. Aferin. Ne zaman dıdıdıdıd diyorduk? Tekrarladığı zaman hocam. Tekrarladığı zaman. Dolayısıyla sonra ne diyorduk? Yine yeşillendi sayı basamakları diyorduk. Değil mi? Yeşillendi diyoruz. Şimdi o zaman burada bunları ne yapacağız? Çarpan olarak alacağız. Kimler var? 1, 2, 3, 4. Tekrar 4'ü almamız gerekmiyor. Aynısı çünkü. 6, 12. Yazalım. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Oldu mu? Oldu hocam. Aslansın. 35'e geçiyoruz. Neyle başlıyoruz? 1 ile. Çok güzel. 1 ve 35. 1 kere 35. 35 hocam. 35. Güzel. O zaman 1 ve 35'i yazdıktan sonra 2'ye geçeceğiz değil mi? Evet. 2, 35'e bölünür mü? 17. Buçuk. Ne buçuğu ya? Buçuk olmaz. Tam sayılarla uğraşıyoruz. Ha, tamam 2 hocam. Olmaz. 3 olmaz. Tamam. 4 olmaz. 5 olur. 5 kere 7. İşte bak bu videolarda da sana bu tarz örnekler ve ödevler de vereceğim. Bu sayılar artık hakim olacaksın. Çünkü bu sayıları bak burada en popüler, en artistik, en popüler dediğimiz gibi sayıları yazdım. Bu sayıları adın gibi bilmen gerekiyor. Neye bölünüyorlar? Neyle neyin çarpımılar? Çünkü bunlar senin ta lisede de, üniversitede de hep karşına çıkacak olan sayılar, hep karşına çıkacak olan rakamlar. Anlaşıldı mı? O yüzden bu aynı zamanda zihin jimnastiği oluyor. Devam ediyorum. 5'ten sonra ne yazabilirim? 6 yazabiliriz ama 6 35'i bölmez. Bölmez. Ne yazacağım? 7. 7. 7 kere 5 yine 35. 35'i yakaladık. Burada neyi yakaladığımız zaman aynı sayıyı gördüğümüz zaman dıdıdıdıd diyorduk. Burada işlem bitti ve ne yapacağız? Yine yeşillendi diyeceğiz. Bunları yeşili şuradan alacağız ve yazacağız. 1, 5, 7. Bak 7'den bir kere yazıyorum. Sonra 35. Şimdi bak bu ne demek oluyor? 35'in 1, 2, 3, 4 tane böleni vardır. Pozitif ya da, böleni. Ya da çarpanı vardır. 4 tane çarpanı vardır. Hı hı. Evet 72'ye geçiyoruz.
72'yi söyle. 1 çarpı 72. Çok güzel. Devam. 2 çarpı 36. Çok güzel. Zihinsel güzel faaliyetler bunlar. Evet. 3 çarpı... Evet. 24 mu hocam? Çok güzel hareketler gerçekten bunlar. Evet. 4 çarpı... 4 çarpı... Şimdi... Bulamadım. Şimdi hemen sana güzel yine bir tüyo vereyim. Bunları ben senden bu şekilde zihinden yapmanı isteyeceğim. Ama bulamadığın zaman, zihne takıldığı zaman şunu şöyle düşünebilirsin. Mesela nedir? 72 4'ü çarpanını bulduk mu? Hemen 4'e böl, normal bölümünü yap. 7'de 4 bir kere var. Bir kere 4, 4, 3, 32. 32'de 4, 8 kere var. 8 kere 4, 32. Ne oldu? 0. 4 kere ne diyeceğiz o zaman buraya? 18. 18 diyeceğiz. Bir de bu sayının 4'e bölünüp bölünmediğini nasıl düşüneceksin? Nasıl yapacaksın? Hocam o 4'ün katlarını ezbere biliyorum ben. Aslansın. Şöyle de yapabilirsin. 2 kere 2'ye bölebilirsin aslında 72. Mesela 72 2'ye böl. 36. Çok güzel. Bak hemen söyleyebildin. 36'nın yarısını al. 18. Zaten gördün mü bak? Demek ki 4'e bölünüyor zaten. Direkt yaptık. Evet. 4'ten sonra 5 yazabilir miyim? 5 yazamam. Niye? Çünkü 72 5'e bölünmez. Güzel. Sonu 0 ve 5 olan sayılar. Evet. 5'e bölünür yazamam. 6 yazabilir miyim? 6'yı yazabiliriz. Bak şimdi sana bir tüyo daha vereyim. 6 yazabilir misin yazamaz mısın? Eğer bundan önce 2 ve 3'ü yazmışsan evet. 6 yazabilirsin. Niye? Çünkü 2 kere 3 6. Demek ki bu 2'ye de bölünebiliyor. 3'ü de bak bunlar çok önemli tüyolar aslında tamam mı? Bunları tamam. Zihninde barındıracaksın. 6'ya bölünür. 72 6'ya bölünürse ne olur? Hemen bölelim istersen. 6'ya bölünebildiğini biliyoruz. Artık bölebiliriz. 7'de 6 bir kere var. 6, 12, 12'de 6 iki defa var. 2 kere 6, 12 demek ki 12 oluyormuş. 12. Evet. 6'dan sonra ne gelecek? 7 olmaz. 8 olur mu? 8 bence olur hocam. Çünkü niye? 4'e böldüğümüz zaman 18 çıkıyor. Bir daha 2'ye böleriz. 18'i 9 çıkar. O da olur da bak az önce verdiğim tüyodan da hareket edebilirsin. Şimdi ne demiştim ben? 6 için 2 ve 3'e bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür. Evet. Aynı şeyi 8 için düşün. 4 ile 2'ye bölünür. Evet. Bak bunlar çok önemli. Aynen. Hayat kurtaran tüyolar. Aslında demek ki tutmak bu demek değil mi hocam? Yani? Bir nevi öyle oluyor. Bak 8. Bak 4 kere 2 8. Bu amcam hem 4'e bölünmüş hem 2'ye bölünmüş. O zaman 8'e de bölünür. Kaç kalacağını da zihinden söyleyebilirsin. 72'yi 8'e bölersen 9 kalır. 9 kalır çünkü 8 kere 9, 9 kere 8 72. Evet. Buraya ne yazacağız? 9 yazacağız. 9. Evet. 8'den sonra ne yazabiliriz? 9 yazabiliriz. 9 yazabiliriz. Bak yukarıda tekrar gördük. Dı 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 diyeceğiz. Burada bitireceğiz olayı. Şimdi yine yeşillendi diyeceğiz. Bunları şu şekilde alacağız. Ve 9'dan sadece bir tanesini kullanacağız. Oo, bunun bir sürü de çarpanı varmış değil mi? Evet, evet, gerçekten çok sosyal bir sayı. Değil mi? Evet, yazalım bu sayılarımızı. 1, 2, 3, 4, 6, 8 ben yoruldum ama 9, 12, 18, 24, 36, 72. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. 12 tane böleni var. 12 tane bu amcamın böleni vardır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Devam ediyoruz 96 ile. Yine 1'den başlıyoruz. 1 ve 96. Çok güzel. Sonra 2. 2'ye bölmeniz gerekiyor. 2'ye bölünürüm hemen zihinden. 48. Çok güzel. Nasıl yaptın anlat. Hocam şöyle yaptım. İlk önce 90'ı 2'ye böldüm. 45 çıktı. 90'ın yarısı 45. Koy ondan cebe. Bunu cebe koydum. Sonra 6'yı 2'ye böldüm. 3 çıktı. Evet. Cepte ne vardı? 45 ile 3'ü topladım. 48 oldu. Koçum benim 48 oldu. Evet. Şimdi diğer çarpanı yazıyoruz. Bu sefer 3 yazıyoruz buraya. 3 ile neyi çarparsam 96 yapar. Yani 96'yı 3'e bölmem gerekiyor. Aynen öyle. Bölelim 96'yı 3'e. 93'e biliyorum. 30. 6'yı 3'e biliyorum. 2. İkisini topluyorum. 32. Çok güzel. Öyle de. Ama uzun uzadıya da bölebiliriz. 96'yı yani hemen 3'e bölelim. 9'da 3. 3 kere var. 3 kere 3. 9. 6'da 3. 2 kere var. 2 kere 3. 6. 0. 32. Evet. 32. Yazdık. Şimdi bundan sonra 4 geliyor. Acaba 4'e bölünebilir mi? 4'e bölünebilir mi? Hayır hocam bölünemez. Aa niye bölünemez? Aa bölünüyor mu hocam? Bence bölünür. He doğru 2'ye böldük 48 çıktı. Tekrardan 2'ye bölebilirim doğru evet, hocam. Bak. 48 2'ye bölersem de 24 çıkar. Aferin bak tiyoları bak yukarıdakiler sadece sayı değil aslında. Bir sürü şey bize anlatıyorlar yukarıda bak. 2'ye bölmüşüz.
48 kalmış. Dediğin gibi amcam 2'ye bölünmüş 48. Bu 48 tekrar bölünmez mi? Bölünür. Bu ne demek oluyor? Dediğin gibi tekrar 4'e bölünmüş oluyor. Yani 96'yı burada yine yapalım. 96'yı 4'e bölersek 2 defa var 8, 1, 16. 4 defa var 16, 24 kalır değil mi? Evet. Buraya ne yazacağız? 24 yazacağız. Evet. Şimdi 5 yazabilir miyiz buraya? Kesinlikle yazamayız. Yazamayız. Niye? 0 ve 5 değil son rakamı. Evet, 5 olmaz. 6 yazabilir miyiz? 6 yazabiliriz. Çünkü 3 ve 2'yi böldü. Çok güzel. 3 ve 2'ye böldü. 6'ya bölünür. 96 6'ya bölündüğünde kaç kalır? O zaman bunu hemen burada bölerek evet, bulabiliriz. 9'da 6 bir kere var. Bir kere 6 6. 9'dan 6 çıktı 3. 36'da 6 6. 6 kere 6 36 0 16. Evet. Evet. Arkadaşlar birazcık hızlı olabilir. Bunları ben zaten hızlı geçiyorum ama siz videoda videoyu yavaşlatarak tekrar tekrar bunları dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yani buradaki algoritma kurulduktan sonra arkadaşlar çok rahatlıkla ilerleyebiliyoruz. Zaten de çok fazla sayıda gördüğünüz gibi örnek yapıyoruz. Çok... 6 bittikten sonra 7'ye geçiyoruz. 7 bölünür mü? Bilmiyorum hocam. Ben bölünmez. De... 7 çünkü 96 değil mi? İnsanın içini bölünemeyecek gibi hissettim. Evet. 8. 8'e bölünür mü? 4 ile 2'ye bölünür. 4 ile 2'ye bölünüyor. 4 kere 2 8. 8'e de bölünür. 96 8'e bölündüğü zaman ne yapar? 12 yine çıkar. 12 çıkar. Yine burada evet. Arkadaşlarımız için yapalım. 96'yı 8'e bölelim. 9'a 8 1 defa var. 16 8 2 defa var. 12 kalacak. Aynen. Evet. Daha sonra 9'a bölünür mü? Bölünür. Bölünür mü? Bölünmez. Aa, çünkü 9 var hocam ama sayıda. Sayıda 9 olsun. Sayının rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Evet. 9 6 daha 15. 15 9'a bölünmüyor. Olmaz. Doğru. 9 olmaz. 10 olur mu? 10 tabii ki de olmaz. Sonunda 0 olması çok gerekiyor. Çok güzel. 11 olur mu? Yok. 11 de çirkin bir rakam. Asal yani. Çakal çukul sayıcı. Evet 11 olmaz. 12 olur mu? 12 zaten. Zaten var bak burada. O zaman hemen. Dır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 
şekillendi diyoruz. Yine şuradan itibaren sayımızın dalları diyoruz. Sanki bu 72 geçecek mi hocam? Bakalım bakalım. Bunu nereye yazalım? Bak çok da şey oldu. Gerçi 135 küçük olacak. Aynen. Ben onu biliyorum. Buraya yazalım. Kimler o zaman bizim böyle çarpanlarımız? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı. Aynı değil mi? Hadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı. Burada da 12, burada da 12. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Güzel. 135'e geçiyoruz. Bakalım bakalım. 135. Önce 135'i sayının kendisi ve 1 değil mi? Evet. 1 kere 135, 135. 2'ye bölünür mü? Bölünmez tek sayı. Çok güzel. 3'e bölünür mü? Bölünür. Toplamları 9 ediyor. 9 da 3'e bölünür. Çok güzel. 3, 5 daha. 8. 1 daha 9. 9. 3'ün katı 3'e bölünür. 3 çarpı diyeceğiz. 135'i hemen 3'e evet. böleceğiz. 135'i 3'e bölelim. 4 kere var. 4 kere 3, 12. 1 kaldı orada. 1 kaldı. 15 ile 3, 45. 5 kaldı. 45. Demek ki 3 çarpı 45, 135'i verecek. 4 olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü 2'ye bile bölünemiyor adam. Yani. Sen nasıl 4'e bölüneceksin? Sen nasıl 4? Sen nasıl 4? Yani 5'e bölünür mü? 5'e bölünür sanki. Son basamağı. 5. Evet. 5 çünkü. 135'i 5'e bölersek. 135'i 5'e bölersek. 5 kere 2, 10. Evet. 2 kere 5, 10. 3 kaldı. 3 kaldı. 5 geldi, 7. 7 kere 5, 35, 27. Burası 27. Demek ki 5 kere 27. 135. 135, evet. 6 olur mu? 6 ya olmaz. 6 hocam. Olmaz. Çünkü çift değil mi? 6 aynen. Çift. Burada 2'ye bölünemiyor. Olmaz. 7 olur mu? 7, olmaz. Olmaz. 8. 8 de. Hiç yani çiftlere yaklaşma bile. 8 olmaz. 9 olmaz. 9 olur mu? Olur. 9 olur. 9 olur. Çünkü rakamlar toplamı 1, 3, 5. 9'un katı 9 olur. Dolayısıyla 135'i burası gözüküyor mu? Evet. 135'i 9'a bölelim. 1 kere var. 9. 4, 45, 45'i 9, 5 defa var. 15 olacak. 9 çarpı 15. Dıdıdıdıt. Neyi yakaladık? Bence hocam bitti. Bir bakalım ama bakalım, dur canım. Tamam. 9, 10 olur mu? Olmaz. Olmaz. 11 olur mu? Olmaz. Olmaz. 12, 13, 14, 14. 15. Evet. 9, dıdıdıdıdı. Evet. Erken söyledin. Evet, dıdıdıdıdı. Gördükten sonra dıdıdıdı diyeceksin. Yine yeşillendi. Sayımızın dalları diyeceğiz. Bak 135'i yakaladık. Bunu görmen gerek 215'i. Bak burada 212'yi göreceksin. 29'u göreceksin. 27'yi, 24'ü göreceksin. Sonra bitireceksin. Yoksa emin olamazsın. Biraz heyecanlandım hocam ben. Canım benim. Şimdi buradaki sayıları söyleyelim. 1, 3,
5, 9, 15, 27, 45 ve 135. Bunun da az yokmuş yani. Aynen, bu da yani az değil. Evet arkadaşlar, şimdi 180'e bakalım. Hocam bence öyle açalım. 72 ve 96'yı zorlayabilir bu sayı. Değil mi? Büyük gibi gözüküyor. Aynen. Bakalım, hadi bakalım. 180 önce 1 çarpı 180 diyeceğiz. Sıkıntı yok. Sonra 2. 2 çarpı 182'ye bölersek ne çıkacak? 90. 90 nasıl yaptın? Çünkü hocam 18'i 2'ye böldüm. 9. Yanına 0'a gidin. 90. Sonra 3. 3'e bölünür mü? Bölünür. 18'i 3'e böldük. 6 çıktı. Yanında 0 ekle 60. Çok güzel. 60. 4'e bölünür mü? Onu hocam... Bak şöyle yapacağız. 2'ye böldük. 90. 90. 90'ı tekrar 2'ye bölersek 4'e 45. bölmüş oluruz. 45. Aa, evet, çok güzel. Güzel, güzel mantık. Sonra 5'e bölünür mü? 5'e hocam bölünür. Zaten sonunda 0 var. Çok kesin. Güzel. Bölelim. 180'i 5'e bölelim. 18'e 5. 3 defa var. 3 defa 5. 15. 30 kalacak. 30'da 5. 6 defa var. 6 kere 5. 30. 0 kalacak. 5'e bölersek? 36. 36. 6'ya bölünür mü? Bölünür tabii ki de. Çünkü niye? 3 ve 2'ye bölünebiliyor. Evet. 6. 2 ve 3'e bölünebiliyor. Dolayısıyla 6'ya da bölünür. 180'i 6'ya bölersek? 18'i 6'ya böldün. 3. 30. 30. Aynen 30. 7'ye bölünür mü? Hiç zannetmiyorum hocam. 7 zaten asla olmaz. Aynen. 8'e bölünebilir mi? 8 hocam 4 ile 2'ye bölündüğü için bölünebilir. Bak. Dikkat et. Bak burada çok önemli bir hocam. Şey. Şimdi az önceki sorularda yaptık bunu. Doğru diyorsun. Ama burada ondan ziyade şunu yapman gerekiyor. 4'e bölmüşüz. Hı-hı. Ne kalmış? 45. 45. Tekrar 4'e böldükten sonra tekrar 2'ye bölebilmemiz gerekiyor 8'e bölünebilmesi aynen. için. 45 tek olduğu için olmaz. 8'e tam bölemeyiz. İstersen tekrar deneyelim. 188'e baktığın zaman buçuklu çıkacaktı değil mi? Evet. Ne olacak burası? 2 defa var. 16, 20, 20'de 8, 2 defa var. 16, 4, 8'e bölünmez. Bak demek sen, ki bölünmedi. Bölünmez. Evet. 9'a bölünür mü? Hocam 9'a bence bölünür. Evet 18 bölü 9. Evet, rakamları toplamı 9'un katı. 9'a bölünür. Burası ne olacaktır? 20. 20 olacaktır. Çok güzel. Sonra 10'a bölünür mü? Hocam neden yaptım hocam? Çünkü 96 ve 72'yi geçti şu an. Hadi kurtardın, yırttın. 9, 20, 180. 10'a bölünür mü? Bölünür. Bölünür. 18 kalır. 18 kalır. Aynen. Biraz yukarı çıkartalım bunu. Çıkartalım. Öyle değil mi Kamilciğim benim? Evet hocam. Evet. Evet ne oldu? 180 oldu. Aynen. 11 olur mu? Yok zannetmiyorum. Olmaz. 12 olur mu? Olabilir gibi. 12. 12. Bak burada da şöyle yapacağız. 12 olur çünkü 3'e de bölünmüş. Evet. 4'e de bölünmüş. 3 kere 4 12. Ve 3 ile 4 aralarında daha sonra bak göreceğiz zaten bunu biliyoruz. Aralarında asal oldukları için yazabiliyoruz. Evet 3 kere 4 12'ye bölünebiliyorsa pardon 3'e bölünebiliyorsa 4'e bölünebiliyorsa ve aralarında asalsa 12'ye de bölünebilir. 180'i 12'ye bölelim. Bölelim bölelim. 180'i 12'ye bölelim. Şöyle. 180'i 12'ye böldük. 18'i 12 bir defa var. Bir defa 12, 12. 6, 60 da 12, 5 defa evet. var. 60, 0. Evet. 15 yazalım hocam. 15 yazalım. Oo bayağı da çokmuş bu ya. 13 olmaz. Devam edelim. 13 olmaz. 14. 14 olur mu? Ben zannetmiyorum. Çünkü 14 içinde 7 var. Pis bir şey değil aynen. mi? Asal bir şey. Olmaz. 7, 7 sonra 15. Dıdıdıdıd. 12. Bak dıdıdıdı yakaladık. Ooo bayağı da bizi terletti bu ya. Gerçekten. Ne yapacağız şimdi? Yine yeşillendi diyeceğiz. Yeşillendi. Sayının dalları, basamakları. Şu 15'leri de alacağız. Ve şimdi sayacağız. Tekrar yazmayalım uzun diye. Buradan çıkartalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bütün sayılara direkt biniyor. Görüyorsun. 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180. 10, kaç 11, tane var? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane hocam. 18 tane bölünü varmış. Anlaşıldı mı? Evet. 72 güzel. Ve 96'yı geçti. Diğer sorulara geçiyoruz. Evet 50'ye geçiyoruz. Nasıl başlayacağız Kamil? 1 ve kendisi. 1 ve kendisi. 1 kere 50, 50. Sonra? Sonra hocam 2'ye bölebiliriz. 2'ye böleriz. 52'ye bölünür mü? Bölünür 25. 25. 2 çarpı? 25. Güzel. 3'e bölünür mü? Hayır. 3'e bölünmez. Çünkü rakamın toplamları 3'ün katı değil. 4'e bölünür mü? Hayır. Bak 4'e bölünür mü ya da 8'e bölünür mü? Şöyle anlayacağız. 2'ye böldük ya.
Evet. Ne çıktı? 25. 25. 2'ye böldükten sonra bir daha 2'ye bölersek hem 2'ye hem 2'ye ne olur? 4'e bölmüş olur. Evet, ama evet bu tek olduğu için 2'ye bölünmez. Hayır. O zaman 4'e bölünmez. Bak bunlar hep zihinsel jimnastikler. Tamam mı? Zihinsel jimnastikler. Evet. Abaküslük budur işte. Hı hı. 4 olmadı. 5'e bölünür mü? 5'e bölünür. 50 zaten kendisi 5 yani. Ne güzel bir açıklama. Evet 50'yi 5'e bölersek 5 çarpı 10 50. 6'ya bölünür mü? 6'ya bölünmez. Rakamları toplamı 5. Ne alaka? 5 ile 0 topladım 5 çıktı hocam. Yok, sen birazcık karıştırdın herhalde. Evet. Bak tekrar edelim. 2'ye bölünebilmesi için? Çift olması lazım. 3'e bölünebilmesi için? Rakamları toplamı 3 olması lazım. 3'ün katı olması lazım. Evet ben evet doğru. Rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. 4'e bölünebilmesi için? 2'ye 2 defa bölünmesi gerekiyor. Evet 2'ye bölündükten sonra buradaki sayının tekrar çift olması gerekiyor. Yani tekrar 2'ye bölünebilmesi gerekiyor. Evet 5'e bölünebilmesi için? 0 ya da 5 olması gerekiyor son rakamı. Rakamın pardon sayının son basamağının 0 yahut 5 olması gerekiyor. Evet. 6'ya bölünebilmesi için? 6'ya bölünebilmesi için hem 2 hem 3'e bölünmesi çok gerekiyor. Güzel. Hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi gerekiyor. 7 olmaz. 8'e bölünebilmesi için? 8'e bölünebilmesi için bak 8'e bölünebilmesi için 4'e bölündükten sonra kalan sayının çift olması gerekiyor bu sistematikte. Evet. Çünkü 4'e böldük çift. O zaman bu çift tekrar 2'ye bölünür. Yani 4'ü tekrar 2'ye bölmek demek 8'e bölmek demek. Başka nerede burada? 8'e bölmüşüz 96. Burada. Evet bak. 8'e bölünebilmesi için 4'e böldükten sonra burada kalanın çift olması gerekiyor ki tekrar bunu bölebilelim. Evet. Ama bak bir önceki soruda nerede? Burada. 180. Evet bunu 8'e bölemedik. Niye? Çünkü 4'e bölündükten sonra ne kaldı? Tek kaldı. 45. Tek, evet. Tekrar 2'ye bölünemez. Anlaşıldı mı? Anladım. Bunlar hep önemli tiyolar. Devam ediyoruz. Evet. 5'e böldük. Oldu. Oldu 10. 6'ya bölemiyoruz. 7'ye bölemiyoruz. 8'e bölemeyiz hocam. Bölemeyiz. 9'a bölemeyiz. Rakamları toplamı 5 çünkü. 5. 9'un katı değil. 10'a bölebilir miyiz? Böleriz. Ama yazacağız. Tamam yazalım. 10 çarpı 5. Bakın unutmayın arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra içiniz rahatlayacak. Diyeceksiniz ki oh be niye? Çünkü aynı sayıyı gördük. O zaman yine yeşillendi sayının dalları diye içinizden geçireceksiniz. Ve bu onlara da tire atacaksınız. Bak bu bizim matematikte kesine ulaştığımızın göstergesi olacak. Tamam. Şimdi nedir çarpanlarımız? 1, 2, 5, 10, 25, 50. Harikasın. Evet. Çok güzel. Diğer sayıya geçiyoruz. Evet. 60. Şimdi tekrar edelim. Arkadaşlar burada bir konuyla alakalı uzun uzadıya ve bol sayıda örnek çözeceğiz. Sizin yapmanız gereken şey bu konuyu, konu anlatımını dinledikten sonra, izledikten sonra bu videoyu açacaksınız. Bu video sadece soru. Dolayısıyla 5 tanesini çözdün, 5 tanesini dinledin, ara ver, daha sonra diğerini çöz. Veyahut da videoyu durdur. Mesela şimdi 60'a geleceğiz ya. Şöyle yapabilirsin. 60'a biz gelmeden sen videoyu durdur orada. Öncelikle sen çözmeye çalış. Evet. Öğrencim benim. Sen çözmeye çalış. Daha sonra bizi izle, bizi hızlandır. Eğer bizden çok daha hızlı çözebiliyorsan, çünkü birazcık yavaş çözülür, çok daha hızlı çözebiliyorsan, videonun, YouTube'un hangi tuşuna basacaksın? İlerletme tuşuna basacaksın. Birazcık daha sonra geleceksin. Dolayısıyla biz burada güzel güzel ve en popüler sayıları çözüyoruz ki sen de iyi anlayabil bizi. Devam ediyoruz Kamilciğim. Devam. 60, birazcık hızlanalım mı? 1, 60. Koçum benim. Sonra? 2, 30. Koçum benim. Devam et. 2, 20. Ay, 2, 30 dedik lan. Aa, evet hocam kafam karıştı. Heh, söyle. 3, 20. Güzel. Sonra? 4. Evet bak dı 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 diyoruz 4. 4'e bölünebilir mi? Ne diyorduk? 2'ye bölündükten sonra çiftse tekrar 2'ye bölünebilir. 4'e bölünebilir hocam, o zaman. Dedik, bitirdik 81'e geçmemiz gerekiyor şu an. Ney? Dediniz 3. Hayır hayır hayır. Evet ne diyeceğiz buraya? 4 diyeceğiz. 4'e evet. Bölünebilir. 4'e bölündükten sonra bak artık pratik daha pratik anlatayım ben sana. Evet, pratik. Şunun hemen yarısını al. Ha, 2'ye bölmüş 30. Tekrar bunu 2'ye böldük ne oldu? 15. 15 güzel.
Devam ediyoruz. 5'e bölünebilir mi? Bölünür çünkü son rakamı 0 ya da 5'ten birisi 0 çünkü 12. Kafamı karıştırdın lan. Evet. 6'ya bölünebilir mi? Bölünür çünkü 3 ve 2'ye bölünebiliyor. Çok güzelsin. 66'ya böldük. 10. 7'ye bölünür mü? Bölünmez. Bölünmez. 8'e bölünür mü? Bak dı 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 diyoruz yine burada. Bölünmez. Şimdi 4'e bölündü. Evet. Neyi verdi? Tek verdi. Tek sayı. O zaman dolayısıyla artık bunu tekrar 2'ye bölemeyiz. O zaman 8'e bölünmez. 9'a bölünür mü? 9'a hocam 3'e böldükten sonra... Hadi hadi. Allah da. 9'a bölünmesi için rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Olmaz. 10'a bölünür mü? Bölünür zaten dı 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 dı. Dı 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 olur. 10 çarpı 6 60. Ve ne diyeceğiz şimdi? Bitti. Yeşillendi bizim dallarımız 60. Dallarımız 60. Evet 10. Şimdi kimler var bizim sayılarımızın çarpanlarından? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tekrar 10 demem gerekmiyor. 12, 15, 20, 30, 60. Anlaşıldı mı? Gerçekten anlaşıldı hocam. Çok güzel. Devam ediyoruz. 81. 81. Evet söyle bakayım. 1.81. 1.81. Evet. 2'ye bölünür mü? Bölünmez çünkü tek sayı. Çok güzel. 3'e bölünür mü? 3'e bölünür çünkü rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan 9 sayısı. Vay oldun sen. Evet hocam. Sen oldun. Evet. 81'i 3'e böl. Ama hocam bölünür mü? Tamam buraya yazalım. Gözüküyor mu? Evet. 81'i 3'e böldüğümüz zaman 2 defa var. 6, 21, 7, 27 olacak. Aynen, 3 çarpı 27. 4'e bölünür mü? Bölünmez çünkü tek sayı. Güzel. 5'e bölünür mü? Bölünmez çünkü son rakamı 0 ya da 5'ten birisi. Vay, vaysın yani. Evet. 6'ya bölünür mü? 6'ya hocam 2'ye bölünmüyor. O zaman 6'ya hiç yaklaşma bile. 7'ye bölünür mü? Yok 7'yi hocam, bir türlü de kullanamadık ya. 8. 8 hocam çift değil bir kere zaten. Çift değil. 9. 9 of hocam of. Çok muhteşem bölünür. Muhteşem bölünür. Hem dı 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 dıtlı bölünür yani. 9 kere 9 anında dı dı dıtlı oldu. Niye? Evet niye? Çünkü yakaladık sayıyı bak. Aynı sayı yakaladığım zaman dı dı dıt oluyorduk. Bu da gitti. Hemen bana söyle şimdi rakamın çarpanlarını. 1, 3, 9, 27 ve 81. Anlaşıldı? Dı dı dıtlı bölünür oldu. Çok güzel. Devam ediyoruz 98'le. 98 ne alak hocam? 98 evet. 1.98. 1.98. Hep neyle başlıyoruz? Sayının kendisi ve 1 ile başlıyoruz. Evet. Sonra 2. 2'ye bölünür hocam. Evet. 90'ı 2'ye böldüm 45. Cebimde kaldı o. 8'i 2'ye böldüm 4. 4 cebimde ne vardı hocam? 45 vardı. 45 artı 4. 49. Harika. Evet. 3'e bölünür mü? Bölünmez hocam. Çünkü niye? Rakamları toplamı 17. 3'ün katı değil. Evet. 4'e bölünür mü? 49 2'ye bölünmediği için hocam. Evet. Da bölünmez bizim. Evet ne diyorduk? 2'yi böldük. Eğer çift olsa tekrar 2'ye bölünür. Yani 4'e bölünür. O zaman olmadı. 5'e bölünür mü? Hayır 0 ya da 5 değil son rakamı. Evet. 6'ya bölünür mü? 6'ya hocam 3'e bölünmediği için zaten 6'ya da bölünmez. Evet. 7'ye bölünür mü? Hayır hocam zaten 7 hiçbir sayıya bölünmüyor. Ya dur ama o kadar da haksızlık yapmayalım. Bak 49 var burada. Tam evet. Burası 7'nin çöplüğü yani. Tam 7 giller yani. Hem de nasıl bir şey olur bu? Bölme olur. Dıdıdıdıdlı bölme olur yani. 7 kere 7 49. Bak aynısını da yakaladık. Ama hocam biz sen 98'i bölecektik biz. Evet bak beni de şey yaptın şaşırttın ya. Evet doğru. O zaman ne yapacağız? 14 oluyor. 14 oluyor. Aferin. Aynen. Aferin. Aynen. Bak sen hakikaten olmuşsun. Gerçekten oldu ama ben harbiden oldu hocam. 70, 28, 98. Evet devam ediyoruz. 7, 8, 9, 10. 10 olmaz 10. Değil mi? Bunların hiçbirine evet, bölünemeyecek. Evet. 12 olmaz. 13 olmaz. Evet. 14 olacaktır. Değil 14 mi? 14 oldu. Dı 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 oldu. 14 çarpı. 14 7 oldu. Çok güzel. Yanlışamadık değil mi? Yok yok. Tamam güzel. Yine yeşillendi diyoruz sayımızın dalları. 14'ü yakaladık. Evet söyleyelim bakalım çarpanlarımızı. 1, 2, 7, 14. 1, 2, 7, 14, 49 ve 98. Doğru mudur? Doğru. Çok güzel. Devam ediyorum 121 ile. Evet klasik El Clasico 1 çarpı 121. Güzel. Sonra 2. El Clasico 2. Olmaz. Niye? Aa, çift değil. 3. 3 olmaz. Çünkü rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı değil. Evet 4. 4 olmaz. Zaten 2'ye bölünmedi. Evet 5. Hocam çok yoruldum ya. 0. Gerçekten aynı seriyi sevmekten hocam bölünmez. Hayır ama matematikte tekrar hayat kurtarır. 6. Zor diye bir şey yoktur. Evet. Ertelenmiş kolay vardır hocam. Aferin. Bunları şöyle yapacağız seninle Kamil'cim.
Bunların hepsiyle sticker oluşturacağız. Aa evet mantıklı. Tamam, sticker oluşturacağız. Evet. Diyeceğiz ki matematikte tekrar hayat kurtarır. Sticker'ını yapacağız. Kurtarır. Ya da matematikte zor yoktur, matematikte ertelenmiş kolay vardır. Devam ediyoruz. 1, 121, 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz, 11 olur. Hem de dıdıdıdıd olur. Evet, hocam. Çok güzel. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Yine yeşillendi diyeceğiz. 11'i yakaladık. Söyle bakalım. 1, 11, 11 ve 121. Yani 121'in, bunu okuyalım, 3 tane çarpanı vardır. Yahut 3 tane böleni vardır. 1, 11, 121. 130'a geçiyoruz. Devam ediyoruz 130'da. 1 ve 130. Aynen. El Clasico. Devam ettik. 2'ye bölünür mü? Bölünür hocam. Niye? Çünkü çift. Aynen çift. 2 çarpı ne olacak? 65. 65. Hı-hı. 120, 130. Evet. 3'e bölünür mü? 3'e bölünmez çünkü rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı değil. Çok güzel. 4'e bölünür mü? 4'e hocam çünkü 65'i 2'ye bölünmez. Çok güzel. 2'ye böldükten sonra çift çıksaydı 4'e bölünürdü. Aynen. Peki 5'e bölünür mü? 5'e bölünür çünkü son rakamımız 0 ya. Evet. 130'u 5'e bölelim. 130'u 5'e bölelim hocam. Hemen burada yapalım. Nerede yapalım? Şurada yapalım. Aynen. Gözüküyor mu? Gizli gözüküyor. Hocam. Evet. Gizli bölmede yapalım. Ha. 130'u 5'e böldük. 13'te 5. 2 defa. 2 kere 5. 10. 30. 26 çıkıyor. Hemen gizli bölmemizi kapatalım. Gizli bölmeyi kapatalım. Evet. 26. 6'ya bölünür mü? Hayır hocam çünkü 3'e bir kere bölünmedi. Bölünmedi, o zaman hiç yaklaşma bile. 7'ye bölünür mü? Yok. 7 zaten çok az kişiyle muhatap alıyor. 8'e bölünür mü? 8'e bölüneceğini zannetmiyorum çünkü 4'e bölünmedi. 9'a bölünür mü? 9'a bölünmez. Çünkü rakamları toplamı 9'un katı. 10'a bölünür mü? Aa bölünür çünkü sayı zaten aynen. Evet, 10 sayı zaten aynen. Evet, 10 ne olacak? 13. Tık 13 olacak. 11'e bölünür mü? Bölünmez hocam, 11 sayısı... Çirkin. Aynen. 12. 12 hiç zannetmiyorum. 3'e bölünmedi çünkü 3 killere. 13 bölünür. Evet, 13 çarptı. O dı yakaladık. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Ne zaman bitireceksiniz? Dı derken. Ne zaman dı diyoruz? Tekrar aynısını yakaladığımız zaman. O zaman gönül rahatlığıyla bitirebiliriz. Evet, yine yeşillendi. Sayımızın dalları diyoruz ve alıyoruz çarpanlarımızı. 1, 2, 5, 10, 13. 13'ü tekrar alma. 26, 65. Hayat